Kalbimi çizdin Leo. Sırtımı da çizdin. Dün akşamdan beri üçüncü sırtımı çiziyor. Tırnaklarını kestim onu. Herkese merhaba and welcome sevgili YouTube kankilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Değil mi Leo'cum? Dışarıda son derece güçlü bir rüzgar var, fırtına var, lodos var. Hepsi var yani şu an. Dışarıda işlerim var ama şu anda çıkamayacağım. Çıkamam çünkü çıkarsam muhtemelen uçarım. Hemen kahvaltılık bir şeyler atıştırmam lazım. Şu edit artık başlamam lazım. Kaç günün videosu birikti. Önceliğim kahvaltı yapmak ve video editlemek. Sonra dışarıdaki cuma halledemediğim işimi halletmek için yola çıkabilirim. Umarım çıkabilirim. Selam. Akşam 7'den sesleniyorum. Bugün yayına girecek olan videoyu editlemek için uğraşıyordum. Ve dışarıda bir işim vardı. Cuma günü halledemediğim işimi halletmek üzere çıktım evden. Daha sonra yani daha erken gelebilirim diye düşünüyordum. Ama olmadı öyle. Çünkü öyle bir fırtına var ki beni tokatladı. Böyle tokatlaya tokatlaya, sürükleye sürükleye bir hal oldu. Ve işimi de halledemedim. Niye biliyor musunuz? Cuma günü beni bir yere gitmiştim ve başka bir yere göndermişlerdi ya. Bu gittiğim yerde geri oraya gönderdi. Gerçekten sabrım kalmadı ya. Editi de tamamlayamadım ve daha var ve saat 7 oldu ve ben bunu tamamlayacağım da yükleyeceğim, çok uzun olacak ama yine de azmedeceğim, yapacağım bunu. Ama öyle bir fırtına aldı, götürdü ki beni. Gerçekten yüzümü hissetmiyorum şu an. Konuşamıyorum. Bir şeyler yemem lazım. Bir şeyler yedikten sonra kendime gelirim diye düşünüyorum. Çok az bir karnabahar kalmıştı. Umarım bozulmamıştır. Onun içine makarna ekleyip haşlamayı düşünüyorum. Yani bozulduysa da gerçekten umurumda değil şu an. Herkese merhaba and welcome sevgili YouTube kankilerim. Aralok 20'deyiz şu anda. Dedim hava kararmadan bir açılış yapayım. Ayıp artık dedim ya. Dün gece yetiştiremediğim için Aralok 18 dahil olan bütün 13'ten itibaren combo halinde bu sabah yayınlayabildim. Böyle insan çok bunalıyor gerçekten. Yani bir şey bunalarak yapmanın hiçbir mantığı yok. Biraz relax bıraktım kendimi. O sebeple sabah yayınladım. Bence gayet de güzel oldu. Biraz uzun oldu ama artık yapacak bir şey yok. 4 günlük kaç? 13, 14, 15 yoktu. 16, 17, 18, 4 günlük vlogtu. Son ikisini çıkartmış olsaydım yine 30 dakikalık, 32 dakikalık bir vlog olacaktı. Bu şekilde 39 dakika oldu. Ama o zaman da şey olacaktı ya. Çok yavan olacaktı. 17, 18 çok yavan olacaktı. O sebeple ikiye bölmedim. Bir defasında hepsini yayınladım. Bence hiç de fena olmadı. Böyle kısa film tadında, dizi bölümü tadında gayet güzel oldu. Ne yapayım yani, sürekli yetiştiremiyorum çünkü bu zaman isteyen bir iş gerçekten. Sadece video çekilmesi yetse hiçbir sıkıntı yok ama o iş öyle olmuyor işte. Ben vlogları zaten çekmiştim ama editleyememiştim. Daha önceki videolardan hatırlarsınız bir sorun yaşıyorum demiştim ya. O sebeple yani ondan dolayı birikti ve dün bütün günümü o aldı zaten. Dün kamerayı bir iki elime alabildim. Onu bile unutmuşum yani. Ben dün hiç sanki elime kamerayı alamadım gibi geliyordu. Ama almışım. Yani bu ikisini de aynı video olarak yayınlayacağım mecburen. Ama umarım bundan sonrakileri öyle yapmak zorunda kalmam. Açıkçası şöyle bir itirafta bulunayım. Bu arada kazan nasıl? Çok tatlı. Açıkçası olay ne biliyor musunuz? Ben bu aralok işini hem sevdim hem sevemedim. Sevme sebebim daha önce vlog çekmiyordum. Ve bu beni bir şekilde vloga ısındırdı. Ama her gün bunu yapmak zorlamaktan ziyade böyle boş içerik yapmaya itmeye başladı. Ve spesifik bir şey olmadığı takdirde vlog çekmenin de pek bir anlamı yok. O yüzden de biraz kendimi zorlar oldum. Ondan dolayı yani vlogtan ziyade her gün video yayınlayabilirim ama bu videolar vlog tarzında olmayabilir. Yani her sabah kalktım, işte elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım, bilgisayarın başına geçtim, üstümü değiştirdim, markete gittim, marketten döndüm, telefon görüşmesi yaptım falan gibi. Hani böyle de tabii ki vlog çekilebilir ama her gün olması şey yapıyor, biraz yorucu olabiliyor. Yani bundan sonra öyle yapmayı planlıyorum. Neyse, bu bir itiraf ve şey gibi oldu. Güncelleme gibi oldu. Her gün video çekmek istiyorum. Bunu yapabilirim ama vlog çok farklı gerçekten. Özellikle birikince dün bütün gün edit yaptım. Çok zor oluyor gerçekten arkadaşlar. O yüzden daha mini videolar şeklinde devam edebiliriz. Ama belli de olmaz. Bana belli olmaz biliyorsunuz. Aa, kombinimi göstereyim. Kombinim işte bu şekilde. Tripodum nerede acaba?
Kırmızı ve turunculu bütün tonlar mevcut şu an üzerimde. Size makarna cipsi yapmayı göstereyim mi? Bence göstereyim. Bu arada acayip soğudu hava ya. Acayip, birden acayip soğudu. Kaç gündür güzeldi. Yine yapacağını yaptı. Şimdi burada çok fazla tabak, çanak bir şeyler var da şurayı toplayayım. Birazcık et suyu yaptım da, kemik suyu daha doğrusu. Şöyle kemik suyu kaynattım. Böyle vakumladığıma bakmayın, bu yarın açılır yani. Çok bir şey değil zaten. Leo ile paylaşacağız kendisini. Leo'ya mama, bana çorba olacak. Şimdi şunu alayım. Buraya da döküyorum şu an ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler makarna ve bir yapışmayan teflon tava. Granit vesaire de olur tabii ki. Ama bende teflon tava var. Yani yapışmaması yeterli. Makarna da böyle. Spagetti hariç hepsi olur. Spagettiden de yaptım ama çok verimli olmadı ya. Ben bu sedanini makarnalardan kullanmayı tercih ettim. İnce uzun. Teflon tavayı şu şekilde dizdim ve kısık ateşe aldım. Kısık ateşte bunları arada ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle yapacağız. Böyle arada bunları sallayacağız. Ve artık kavrulduğu zaman, iyice kavrulmasına gerek yok. Böyle zifir karanlık olmasına gerek yok yani. Yumuşayınca ocaktan alacağız. Hatta altını kapatıp biraz soğumaya bekletirsek daha iyi oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Ben normalde çiğ makarna yiyorum. Böyle hatta. Uygulamalı göstereyim. Ve bu şekilde daha az yiyebiliyorsunuz. Çünkü sert ve çiğ. Ama bunlar kavrulduğu zaman çıtır çıtır çerez gibi oluyor. O yüzden üşenmediğim zaman öylesini tercih ediyorum. Böyle bakın olmaya başladılar yavaş yavaş. Bu tavanın ortası biraz çıkık. Neden öyle bir hal aldı bilmiyorum. Zaten normalde kullanmıyorum ben bunu. Ekmek kızartmak için kullanıyorum. Yani böyle başka bir şey pişirmek için kullanmıyorum. Sadece ekmek kızartıyorum bunu da. Yani böyle yağla temas etmeyecek. Çok fazla eskidi çünkü tava. Çok fazla yemekle haşır neşir etmemeye çalışıyorum yani tavayı. Ama ortasının neden çıktığını bilmiyorum. Eskidikçe öyle çıktı herhalde. Şöyle bakın rengi değişti iyice. Biraz daha dursun. Alacağım. Böyle bunu sık sık çevirmezseniz yanabilir. Güzel olmaz yani. Her tarafa eşit şekilde pişmesi için böyle sallamanız gerekiyor. Tamam, bunlar artık oldu. Altını kapatabilirim. Kapattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Birazcık soğusun. Tabağa alacağım. Böyle birazcık hamur olur çünkü. Yani tam pişmiş oluyor şu anda. Soğuduğu zaman çıtır çıtır olur. Soğumadan daha yumuşak olur. O yüzden böyle 5 dakika beklesin. Zaten soğuyacak. Buz gibi olacak. Makarna cipslerim soğudu. Ben böyle onları bir kaseye aldım. Böyle. Çok kolaylıkla yeniyor. Çok iyi. Buna tuz da serpebilirsiniz mesela. Ben bir şey koymadım ama tuz da serpilirse olabilir yani. Yılbaşı için ne manifest yaptım, ne dileklerimi bir yere yazdım, ne hedef koydum. Hiçbir şey yapmadım ya. Bence yarın yapabiliriz böyle bir şey. Olabilir. 2023'te gitmek istediğim yerlerin fotoğraflarını falan bulacağım. Ekran koruyucu yapacağım hem cep telefonunda hem bilgisayarda. YouTube'da takılıyorum, böyle şeyler yapanları izliyorum nasıl yapmışlar diye de. Yapılabilir mesela. Benim ilk hedefim yarın için olabilir. Manikür yapmak. Ay çok fena. Çok fena, hiç görmeyeyim. Hani ben geçen akşam ne oluyor ya izliyordum ya Bursa vlogunu ve yarım bırakmak zorunda kaldım çok uykum geldiği için. Sabah da halledemedim işlerimi diye izleyemedim. Şimdi ona devam ediyorum. Yani dayanamadım. Önce bir izleyeyim ondan sonra söyleyeyim diye dedim ama dondurmalı irmik helvası yiyorlar Kozahan'da. Ve dondurmalı irmik helvası İstanbul'da yok mu? Var. Yani Bursa özel bir şey değildir o diye düşünüyorum ben. İstanbul'da yedim çünkü kaç sene önce. Yani ya kendileri şahsi olarak ilk defa yiyorlar ya benim yediğim yer numunelik bir yerdi. Ya da diğerlerinden daha ultra süper buldular ama
Ben onların yediği yerde yedim. Yani hepsi birbirine benziyor bana göre. Bir de şey dediler, çok otantik, ilginç bir yapı bulduk Osmanlı döneminden kalmış diye. Belediye binası orası. Yani evet, Osmanlı döneminden kalmış ama belediye binası. Hala belediye binası. Ama irmik helvası olayını çok merak ediyorum. Ben eminim çünkü İstanbul'da yediğimden kaç sene önce. Hatta bir alışveriş merkezinde Anadolu yakasında buz pateni yapmıştım. Aynı alışveriş merkezine yemiştim. Yanlış hatırlıyor olma ihtimalim sıfır. Ama acaba numunelik bir yer miydi orası? Onu şey yapamadım. Yorumlara yazar mısınız? İstanbul'da dondurmalı irmik helvası satılmıyor mu böyle? Çünkü içinde dondurma var deyince Ceyda abi hadi ya falan oldu. İlginç geldi bana yani. Ben Bursa'ya özgü olduğunu hiç zannetmiyorum bunu. Sonunda bitirdim, ne oluyor yani Bursa bloğunu. Çok güzel gezmişler yani. Güzeldi. Daha uzatabilirlerdi bence ama güzeldi. Yani herkesin yaptığı şeyi yapmamışlar. Bir cumalı kıza gitmişler gene. Cumalı kız kapatılsın ya gerçekten. Yani niye millet o kadar seviyor orayı, ben gerçekten anlamıyorum. Gerçi ben de senelerdir, çocukluğumdan beri gitmedim, belki güzel olmuştur şu an. Vloglarda hep görüyorum da çok cazibeli gelmiyor. Bir işte Kınalı Kar çekildi diye meşhur olmuştu. Leo ne yapıyorsun? Yani her Bursa vloğunda illaki oluyor cumalı kızık. Şimdi YouTube'da takılmaya devam ediyorum. Daha doğrusu uyuyacağım, uyku geldi artık. Orkun Işıtmak'ın yeni bir kanalı var. Yani ben yeni keşfettim. Orkun V2 diye. Orada benim evim yok, arabam yok falan diyor. O şeyi aklıma geldi. Ya bu Orkun burada bunu demeye çalışmıyor ama hani ünlülere sorarlar ya mal varlıklarını falan. Çok kazanmadıklarını iddia ederler. Evim yok, arabam yok falan derler ya. Evim yok, kirada oturuyorum derler mesela. Sanki bunun parayla bir ilgisi varmış gibi. O geldi aklıma. Ünlü birine soruyorlar. Parası var, pulu var yani. Belli. Biliyoruz. Diyor ki benim evim yok, kirada oturuyorum. Al abi. Al, tutan mı var? Param var ya. Var, millet memur maaşıyla oradan sıkıp buradan yalıyor da alıyor ev. Bir şekilde takside falan gidiyor ki iyi kazanıyorsunuz. Hani ünlüler iyi kazanıyor sonuçta. Her türlü konserden, sahneden. Yani her ünlü aynı kazanmıyordur tabii de. Yani onların yarısı kadar kazanıp da ev alan insanlar var. Ya istedikleri gibi bir ev alamıyorlardır mesela. Ama bunu kendileri acındırmak için söylediklerine ben çok gülüyorum. Ben kirada oturuyorum, evim yok. Al. Al yani al. Milletin ödediği kiranın 5 katı kadar kira ödeyeceğine ev al. Gece gece buna sinir oldum. Ya tercih meselesi. Küçük ufak bir ev almaktansa büyük ve lüks bir evde dünyanın kirasını ödeyip yaşamak istiyor olabilirler. Bu tamamen tercih meselesi. Ama bunu bu şekilde söylemeleri çok komik ya. Ben o kadar kazanmıyorum. Evim kira. Kazanıyorsun, alabilirsin. Neyse, niye beni gerdiyse bu gece gece. Orkun böyle söyleyince aklıma geldi. O tabi yatırımdan falan bahsediyor da tam da dinlemedim. Ama komik yani. Evim yok, al. Ya bu senin paranı yediğini gösteriyor. Demek ki yiyorsun, kullanamıyorsun. Hadise de tam tersine bir keresine şey demişti. Her bankaya gidişimde ev alıyorum. Neyse, bu ayrı bir video konusu olabilir. Ben şimdi yatayım. Size iyi geceler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ciao ciao.